Canına başka kim kastedecek senin Murat? Güzide işte. Hala polise vermeyeceğim diye inat ediyorsun. Tamam da Yeşim, evine gideceğimi nereden biliyordu Güzide? Yani hem suyu kendim istedim. İşte ayağına gelmiş oldun. Belki bir ona gelecekti, kahvene koyacaktı ilacı. Belki otele. Ama ayağına gelmiş oldun. Sana çok büyük hıncı var. Çok büyük. Beni öldürmeye kalktı diye tutturmadı mı? Evet, evet. Bir evrak vermek için boşanma davamın devam ettiği Güzide Özgüder'in evine uğramıştım. Öksürük tutunca çalışan kızdan su istedim. Güzide Özgüder, hayır ben getireceğim diye ısrar etti. Evet getirdi, içtim. Suyun tadı biraz garipti ama tabii konduramadım. Yani insanın aklına gelir mi 30 yıllık kocasını, çocuklarının babasını öldürmeye kalkması? Suya ilacı koyduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Sayın komiserim, hastaneye intikal ettiğim sırada doktorumun yaptığı test sonuçlarında dışarıdan verilen kalp krizine yol açan bir maddeye rastlanmış. Raporda aynen böyle. Bakın. Evet. Ayrıca davalı olduğum Güzide Özgüder o gün beni ölümle tehdit etti. Seni öldüreceğim Tarık dedi. Öleceksin dedi. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Yani ben o zaman o lafların sinirle söylenmiş olduğunu düşünmüştüm. Demek ciddiymiş. Yani beni öldürmeye, zehirleyerek öldürmeye karar vermiş. Eğer başarsaydı herkes beni kalp krizinden öldü sanacaktı. Yazdın mı? Yazdım komiserim. Arama izni çıkarırsanız, evini ararsanız o adı geçen ilacı Güzide Özgüder'in evinde bulacağınızdan eminim. Yeşim, teyze ne yapıyorsun? Ne yapayım, yemek yapıyorum işte. Ben de şey diye soracaktım sana, şehriyeli tavuk çorbası yapıp getireyim mi diye soracaktım. Teyze bırak şimdi çayı çorbayı, acil bir şey halletmen lazım. Ne oldu? Ne oldu acil? Benim yattığım odada şifonyerin çekmecesinde bir ilaç kutusu var. Onu hemen Güzide'nin evine götürmen lazım. Niye? Ha. Kalp krizi meselesi. Tamam. Ne oldu? Nihayet şikayetçi oldu mu? Oldu oldu. Polisler, komiser hepsi odada. Görmen lazım nasıl saldırıyor Güzide. Polislere evi arayın dedi. Sen o yüzden onların eve gitmeden Güzide'nin evine götürmen lazım. Odasına koy, unutma. Böyle sanki ilacı gizli bir yere saklamış gibi. Tamam mı? Tamam. Tamam, ben hallederim. Tamam, hızlı ol. Allah kurtulalım şu kadından. Ümit abi telefonu çalıyor. Kim arıyor? Asaf Bey yazıyor. Asaf Bey mi? Zeyno. Abicim şimdi ben bu numarayı engelledim ya. Aman olur ha. Şimdi ev numarasını bulur, burayı arar, kapıya falan gelir. Aman abiciğim bak böyle bir şey olursa ben bu evde yaşamıyorum, tamam mı? Gittim ben. Ne zamandır görmüyorsun beni. Abi sen ne çeviriyorsun yine? Ya, önemli bir şey değil, boş ver. Sen benim dediğimi yap yeter. Senin ocakta yemeğin yok mu? Ben açarım, tamam. Hadi sen işine bak. Öykü? Ümit amca. Amcacığım, senin ne işin var burada? Hoş geldin. Merhaba. Ya kusura bakmayın, biz de böyle çat kapı geldik gibi oldu ama biliyorsunuz babası hastanede, annesi de onun yanında. Tutturdu Ümit amcamı görmek isterim diye, ben de başa çıkamayınca getirdim. Hakime teyzem yok mu? Hakime teyzen şimdi dışarıda ama gelecek Öykücüğüm, tamam? Ne zaman gelecek acaba? Ay çok görmek istiyordu da Öykü. Ay, fazla zamanımız da yok. Bir iki saate gelir.
Ama o zamana kadar biz de poğaça yaparız. Evet. Kile tamam. Hadi gel bakalım. İknur Hanım, siz de ayakta kalmayın. Buyurun, geçin. Sağ olun. Şimdi Matmazel Curie, sen söyle bakalım. Neyle neyi karıştırıyorduk? Bunu buna karıştırıyoruz. Aferin sana be, aferin sana. Al sen karıştır o zaman. Al bakalım şunu. Bir çay daha ister misiniz? Yok canım, almayayım, sağ olasın. Bir mahsur yoksa lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Ne mahsur olacak? Ben size gösteririm. Yok yok, ne gerek var göstereceksiniz canım? Ben tarif etseniz bulurum yani. Merdivenden çıkınca soldan ikinci kapı. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bunlar kardeş mi diyorsun sen? Hı? Öykücüğüm, bizim artık gitmemiz lazım. Hadi bir tane. Ya ben utanacağım. Nerede kalacağım? Kalsaydı biraz daha İknur Hanım. Biz de çok isteriz kalmasını. Ümit Bey, beni çok zor durumda bırakırsınız. Zaten annesi izin vermiyor. Eve dönmeden gitmemiz lazım bizim. Hadi kızım. İyisin mi sen şimdi git Öykücüğüm, tamam mı? Biz annenden babandan izin alırız. Öyle gelirsin sen bize. Ben kıyamam sana. Kıyamam sana. Canım benim. Söz veriyorum sana, tamam mı? Söz. Hadi. Hadi gel. Hadi bir tane. Aferin sana. Geldim. Ben bakıyorum Zeyno. Buyurun. Güzide Özgüder Yenersoy. Evet, benim. Evinizde arama yapacağız Güzide Hanım. Buyurun, arama iznimiz. Hangi sebeple? Cinayete teşebbüs. Nasıl? Tarık Yenersoy'u öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyorsunuz.